Selamlar herkese. Bugün yepyeni bir vlog videosu ile karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz üzere odamı temizleyeceğiz. Yani klavye, bilgisayar, işte sandalyemin altında biriken tozlar, birazdan hepsini göreceksiniz. Uzun ve kapsamlı bir temizlik olacak tabii ki. Annem bana yardım edecek. Yani çoğu şeyi annem temizleyecek. Bilgisayarı falan beraber açacağız annemle, göreceksiniz. Şöyle ben bir kısa bir göstermek istiyorum size. Bu arada yeni kameramla çekiyorum bu videoyu. O yüzden şu an tam alışamadım, kusura bakmayın. Şöyle döndürelim. Bilgisayar kısmına geliyoruz. Burada bir kere bir ışıkları da açayım. Abi bak. Şu klavyenin araları şu an tam gözükmüyor ama gerçekten çok pis. Bak bak, tozları görüyorsun değil mi bak? Ay abi, yani günde 2 video falan çıkarıyorum ben burada. Yani birazcık bakım konusunda iyi değilim. Bak şu kenardaki tozlar falan. Bilgisayarın içini alemde hiç bilmiyorum ama ona da bir el atacağız. Bunun dışında MacBook Pro'da da birazcık şey var. Pislik var, onu da temizleyeceğiz yani. Daha temiz olacak, baksana ekranına falan. Bakalım arkadaşlar, bayağı bir şey temizleyeceğiz ha. Bak bir de size şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir eğileyim. Abi şu ara... Ay tozlara bak bak. Bu sandalye her şeyi çok güzel. File falan hiç terletmiyor ama en büyük sıkıntısı tozlanması. Abi bu kadar tozlanabilir mi bir sandalye ya? Altı çok tozlanıyor ve buraya erişmesi çok zor. Makineyle falan. Dur bakalım. Aşağıdan makineyi alalım öncelikle. Süpürge makinesini şeyi alalım. İnelim bir aşağı beraber isterseniz. Süpürgeyi alacağım. Anneme de gel diyeceğim. Anne? Evet. Ne yapıyorsun? Aletlerimi hazırlıyorum. Temizlik için ha. Aynen. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Temizlik aletleri. Bu ne işe yarıyor? Bu USB'den güç alan bir şey. Toz emici, onu şuna bağlayacağım. Allah Allah, bu ne? Bu bilgisayarda daha hızlı bir de şiddetle çalıştırmayacaksın. Bayağı da daha yavaş işlemleri için. Şunu, bu da şarjlı bir tornavidayı. Tamam, o zaman ben şeyi alıyorum, süpürgeyi alıyorum samandan. Tamam, geliyorum ben. Hafiften başlayalım. Dede, ne yaptın? İyi. İyi misin? Kocuları soruyorlar, sakatları niye alıyorsunuz diye. Perot diyor ama Perot değil, ona göre sözleşme yapıldı. Başka. Ha, görüyorsunuz şurada tam modelini ben bilmiyorum, annem biliyor ama böyle bir süpürge var. Dyson B10 diyor arkadaşlar annem arkadan. Şöyle şunu çıkardık. Şu an tek elle bunu yapmak zor, bir dakika. Ana avradım. Şimdi yerleri birazcık süpürmem lazım. Önce bir genel bir yerleri temizleyelim. Ondan sonra şu az önce size gösterdiğim tozları falan halledeceğiz. Başlayalım bakalım yerlerden. Taktiği izle. Buna gelene kadar ucunu değiştirebilirsin ama sen üşeniyorsun da süpürgeni. Onun için boşver, dur şöyle yapalım yine. Şimdi yerleri bir üstün körü temizledik. Burası tamam. Şu uçla, bu uçla tozları alsam altındaki ne olur? Olur, olur. Tozları neyin altındaki? Şunun sandalyenin altındaki. Olabilir, ulaşabildiği yere kadar, her yere ulaşamayabiliyor. Elle silmemiz gerekiyor. Ya. Orası çok toz topluyor. Herman Miller sandalyenin bu şeyi çok kötü. Ne gülüyorsun? Herman Miller Mirra 2 modeli bu. Aynen. Bilgi veriyorum. Tamam şimdi. Evet şimdi. Şöyle gelelim. Oradan. Of ne olmuş bu? Evet, ben bunu ben kullanırken şey. Haftada bir temizliyorum. Bu ne ya? Ne hadi ya? Temizle. Ne oldu? Tamam, leş olmuş. Çok tozlu. Oraya ne tozlu? Kıyafetlerin tozlu. Yerleri onunla yapma. Masa üstünü falan onunla yapacağız. Ay biz bunu tozları yaptık ama ilk başta. Tamam, sil ucunu. Islak mendille git sil. Öyle mi? Tabii. Temizle ucunu. Bir uç ille bir iş için diye kullanılacak diye bir şey yok. Temizlersin. Yine başka bir yüzeyde kullanırsın. Tamam, bu temizlendi galiba artık ha. İyidir, iyidir. Tamamdır. Nasıl temizliyorum görüyor musun? Evet, değişik bir temizleme yöntemim var ama başarılı olur bence. Nusret gibi. Tamam, şimdi bunu o zaman şey yapalım.
Bir takalım şu masaya, bir üstün körü alalım, o bütün tozlu şeyleri hepsini bir alalım. Gözüme toz girmesin diye arkadaşlar güneş gözlüğümü takıyorum ve... Da yeni bir yöntem olsa gerek. İşleme başlıyorum. Bunun daha iyi teker teker çıkarılıp temizlenmesi lazım bu klavyenin. Evet, şu an bir üstün körü bir şey yapmış oldum burada. Tabii ki annem daha iyisini bilir, annem biraz daha iyisini yapar. Kasayı çıkaracağız. Annem orada kasayla ilgilenirken ben burada herhalde bir şeyler silerim, bir şeyler yaparız. Bakalım kasadan acaba ne kadar toz çıkacak, ben onu merak ediyorum ya. O bilgisayarı şuraya koyacağız ve burada temizleyeceğiz arkadaşlar. Annem alkol getireceksin değil mi? O saf alkol denilen. Tabii. Tamam. O zaman ben bilgisayarı bir sökeyim. Baksana ne kadar tozlu USB giriş yerleri falan. Ablaları da sileriz tabii. Çok tozlu her taraf. Daha ayda bir yapmak lazım. Biz uzun zamandır yapmadık. Evet, bu büyük bir temizlik oluyor şu an aslında. Evet, süpürgeyi getirebilir misin? Çok mu kötü? Evet. Ön, uf uf bütün toz uçuyor burada baksana. Oo. Bak. Fanların olduğu yerler önce bir kar gibi yağıyor. Dur şunu bir tutar mısın? Bu ne ya? Tabii kaç zamandır yapılmış. İçeriye toz geçirmemiş bu. Güzel yani. Kas, üst tarafına toz gitmemiş. Engellemiş, görevini yapmış yani. Kasanın içine gitmesini engellemiş. İzopropil alkol kullanılıyor bu bilgisayar parçaları, notebook, telefon parçaları temizlenirken. Çünkü %99 saflıkta evet. Çabuk uçucu. Niye gülüyorsun Adem? Hiç öyle bir gülme şeyi geldi. Işık da... Evet, ışık bu arada... Ya bunları zaten kullanmıyorum. Kullanmamama rağmen bitiyor, bir şeyler oluyor. Allah kahretsin. Hadsiz bunlar ya. Burada girişleri temizliyoruz. Yine bu saf alkolü bu arada sakın hani ne diye burada bir uyarı yapalım. İçilecek bir şey değil bu temizlik yani, de hassas parçaların temizliği için evet, kullanırız. Saat tamircileri falan da kullanırız. Hani sonra başımıza bela gelmesin yani bundan dolayı. İzopropil alkol bu. Evet yani. Sakın aman yani bu sadece normal temizlik için değil, falan. Evet. Çünkü çabuk uçuyor. Yani hani ıslaklık bırakmıyor ve elektroniklerin temizliğinde o yüzden kullanışlı oluyor. Bakın o tarafları falan annem full temizliyor zaten. İçinde full temizledik. Şimdi ben şuraları birazcık temizledim. O esnada annem kaydı açmayı unutmuş ama sıkıntı yok. Buraları izopropil alkolle işte temizledik. Şurada kameram var. Ondan da bahsetmemiştim. O da vlogundan sonra aldım bu kamerayı. Daha doğrusu annem değil işte, ondan aldım. Sony A7 III full frame kamera. Bunu da işte Camlink'le, şurada gördüğünüz Camlink'le bağlıyoruz bilgisayara. Bunu da başka bir videoda tripodunu değiştireceğim. Onu da videosunu çekerim size. Haberiniz olsun, başka bir gün bunun tripodunu değiştireceğim. Şurada PlayStation'ın kablolarını bir silelim. Madem geldik buraya kadar, PlayStation 5'in kablolarını bir çıkarıp sileceğiz şimdi. Üst yüzeyin de tozunu almış olacağız. Ha, alacağım. En son alacağım onu. Şu kabloları yapalım. Şuraları şöyle bir üstün körü bir tozunu alalım, zaten ne kadar alabiliyoruz ki? Ne güzel ses çıkıyor. Ekran koruyucu var, o SSD'de de koymuştum ben. Evet, burayı da aldık. Şimdi çok az işimiz kaldı aslında. Şu bilgisayarı ana yerine taşıyacağız. Cam sille o bilgisayarın ekranını bir sileceğiz. Sonra MacBook Pro'yu bir temizleyeceğiz ve ondan sonra da benim klavyeyle olan imtihanım başlayacak. Ardından da bitiş zaten. Bakalım. Gayet güzel temiz oldu ya. Arada aslında böyle dediğin gibi bir ayda bir yapmak lazım. Tozlar tabii uçuşuyor etrafı baya. Daha az önce sildik, her şeyi şey yaptık. Yine de toz oluyor her taraf. Aa, şimdi bir de MacBook'u temizleyeceğiz değil mi? Doğru. Onu ben yapmıyorum arkadaşlar çünkü ben güzel yapamıyorum. O yüzden annem yapıyor.
Çoğu montajı ben bu bilgisayarda yapıyorum. Yani kendim yaptığım montajları, bazı videoları editörümüz Ömer yapıyor, ona da buradan selamlar. Kendim yaptığım montajları bu bilgisayardan yapıyorum ben. Tabii böyle ki. Böyle sileceksin bunu. Ben kendiminkini de ödeyeceğim. Bak temizleniyor. Hala iz var yani. Yapıyorum. Aslında en güzel şöyle yaparsınız. Hı. Allah Allah. Aa. Evet, gayet güzel oldu sanki. Cam gibi oldu. Küçük küçük noktalar var, onlar niye yani bilmiyorum. Yani bu tozlar senin o tükürüğün bir tükürüğündür. Niye olacak? Ben niye tüküreyim bilgisayara? Konuşurken gayri ihtiyari kasıtlı değil, çıktı mı? Yok, onlar duruyor herhalde. Nasıl gördün? Sinir etme beni ya. Ay görünüyor anne. Ben buradan görmüyorum. Ben buradan görüyorum. Şerefsiz annesine yaptırıyor her şeyi falan. Yok öyle değil yani. Sadece annemden yardım alıyorum. Zaten yılda bir temizlediğim için burayı. Böyle oluyor. Oh, burayı da şöyle bir oh tertemiz. Hemen ne uçması yani. Bu temizliği yapmamıza izin veriyor. Yoksa bu kadar sulu bir şey konamaz. Yani sürülemez monitör ekranlara. Bak anında uçuyor. Evet, yoksa bu kadar sulu sürersen bozulabilir değil mi? Tabii. Ama çok güzel temizlendi şu an ya. İyi mi? Var mı tükürük? Zihni kesin görelim. Vardır da yani artık yapacak bir şey yok ona. Konuşurken çünkü video çekerken çıkıyor tükürük her türlü. Evet, tamam. Görebildiğimi yapıyorum da. Evet, bunu arkadaşlar yaz gelsin bir masayı bir değiştireceğiz gibi duruyor. Onu da tabii ki hepsini videoya çekerim tüm süreçleri. Masayı daha derin yani. Bu şu an 68 santim bu masa. Yok canım, 63,5. Ha, 68 de değil yani. 63,5 santim. Şöyle şuradan şuraya. Bunun bir 90 falan yani 80-90 olması lazım en az ki ben rahat edebileyim. Şu kadar daha falan eklenmesi lazım. Monitör ona göre daha geride olacak. Ben daha güzel göreceğim. Daha rahat oturabileceğim. Onu yazın yapacağız. Evet, bir de şunu yapalım. Bu da benim ikinci monitörüm. Bunu yine Oda Vlog'unda söylemiştim ama chat'i falan buradan okuyorum ben. Yayınla alakalı şeyleri buradan görüyorum. Tamam, bu kadar da görebiliyorum. Muhakkak. Tamamdır ya, şey. Gayet güzel oldu. Ben şu an klavyeyi yapmaya çok üşendiğim için bugün klavyeyi yapmayacağım. Onun üstünden bir alkollü şeyle de bir geçelim onun üstünden aynen. Onu ben tek tek çıkarmaya şu an üşendim. Farklı bir video olur zaten o. Klavyemden neler çıktı falan diye. Onu da istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Böyle bir oda temizliği oldu. Tabii ki hani şuradaki işte şu kısımları falan temizlemedik ama çok tozlanmıyor zaten. Sıkıntı değil o kadar. Bu arada bak dur şu an gözüme çarptı. Nerede o? Şey çarptı gözüme. Ha. Football Manager 2014. Daha eskisi de vardı da şu an bunu gördüm. Görüyorsunuz 2014. Acaba kadrolar falan nasıldı ya? Bunu bir gün yayında takıp oynarız belki. Şöyle bak, bunda da maç ekranı var yani, eski en eskiler gibi değil. Hangi serisinde geldi bilmiyorum o maçı 3D'ye oynatma özelliği falan. Neyse çok detaya girmeyelim. Ama onu da bir gün yayında oynarız. Manyak olur. Önerilerinizi bekliyorum vlog hakkında. Yeni kamerayla yeni videolar çekmeyi istiyorum çünkü. Tam olarak temizlik az kaldı, bitiyor. Klavyeyi annem temizliyor. Before after da yapacağım. Bakalım ne kadar değişmiş, ben de onu montajda göreceğim. Yorumlarınızı bekliyorum bu video hakkında. I don't want
hero.